Merhaba, bu videoda PC iletişim halk arzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle al-sat tavsiyesi vermiyorum. Alım-satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Talepler 24 ve 25 Kasım tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında toplanacak. Bir lot 9,5 liradan satılacak. İskonto oranı %25. Toplam 11.490.659 lot satılacak. Halka açıklık oranı %25 olacak. Ana pazarda P cilt kodu ile işlem görecek. Eşit dağıtım yapılacak. Herkese eşit, yani kurumsal bireysel ayrımı olmayacak. Bütün bankalardan katılabiliyoruz. T1, 2'deki paraları kullanabiliyoruz. Normal hisse alır gibi borsa hesabımızdan P cilt borsa kodu ile talep girişi yapıyoruz. Kaç kişi katılırsa kaç lot gelir tahmini bir tablo yaptım. 50.000 kişi katılırsa 230 lot talep yapmamız yeterli olacaktır. Daha az kişi katılır diyorsanız talep miktarınızı biraz daha arttırabilirsiniz. Bütçenize göre ayarlarsınız artık. İlk 5 gün tavan fiyatlarını tabloda gösterdim. 180 günlük bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı ve ortakların hisse satışı yapmayacağı yönünde taahhütler verilmiş. PC iletişim reklamcılık sektöründe medya planlama ve satın alma alanlarında faaliyet gösteriyor. Medya planlama ve satın alma derken bir ürünün veya hizmetin pazarlanma sürecinden bahsediliyor. Şirketin yurt dışı satışlarında azalma olduğunu, buna karşın yurt içi satışlarında artışı görebiliyoruz. 2021 ilk 6 ayda yurt dışı satışlar toplam satışların %6'sını oluşturuyor. Geçen sene %37'ymiş. Mecra bazında satış gelirlerinde TV, radyo, internet yayın gelirlerinde artış var. Zaten ana gelir kalemleri bunlar. Sinema yayın geliri düşmüş, hatta bu sene yok görünüyor. Covid etkisi olsa gerek. Geçmiş yıllarda da toplam geliri oranı az olduğu için göz ardı edebiliriz. Gelirlerin yoğun olduğu ana kalemler artmış. Halka arz geliri %5 işletme sermayesinde, %95 yatırım harcamalarında kullanılacak. Cari oran 0.99 normal. Finansal borçların varlıkları oranı %6, piyasa değerinin oranı %7. Şirketin kredi borcu çok az denebilir. Hatta gerekli görse nakitlerle büyük oranda kapatabiliyor. Bu açıdan sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Şirket Covid etkisiyle 2020'de hasılatı düşürmüş. 2019'da 715 milyon olan hasılat 2020'de 520 milyona düşmüş. Buna rağmen 2019'dan 20'ye geçerken kar artmış. 6 milyondan 21 milyona çıkmış kar. Hasılattaki düşüşe rağmen karın artışı giderlerdeki azalmadan kaynaklı. Daha da açarsam İlba Holding 2020 öncesinde bazı hizmetleri karşılığı PC iletişime gider yansıtıyormuş. 2020'de bu gider ortadan kalkmış. Yine Covid nedeniyle kısa çalışma ödeneği gibi desteklerle şirketin personel giderleri de azalmış. Bu sayede 2020'de karlılık artmış. 2021'de ilk 6 ayda hasılatın önceki seneleri yakalayabileceğini öngörebiliriz. Karlılıkta biraz önce bahsettiğim gider kalemleri olmayacağı için artış görünüyor. Tüm bu bilgilerle FK'yı 2020 için 20 hesapladım. 20 FK yüksek. 2021 tahmini FK'da hesaplamak istedim ve yaklaşık 13 buldum. 13 FK normal. Fakat gelecekteki FK'yı bugünden satın almış oluyoruz. Toparlayalım. Halka arz herkese eşit olacak. Bu hafta için başka bir halka arz açıklanmadı ve küçük bir halka arz. Tavan yapma ihtimali yüksek. Ben katılmayı düşünüyorum. Hoşça kalın.